Babam fazla uzaklaşma dedi. Bu içecek de ne böyle? Gerçekten çok güzel duyuyor. Canım da çok çekti. İçsem mi şunu? Bir içeyim ben şunu ya. Babam göğsü çok güzel ama dayanamayacağım. İçeceğim ben şimdi bunu. Hadi bakayım tadı nasıl bir şey. Çok merak ediyorum. Gerçekten çok güzelmiş. Ben uyamaz abi ablay. Çabuk videoyu beğenip abone olmanız gerekiyor. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Midemin temizlenmesi lazım. Galiba bir dönüşüm geçireceğim. Çabuk acele edin. İşte böyle evet evet hissediyorum. Temizlendiğimi hissediyorum. Dönüşüm geçirmem lazım. Uyamaz ne oluyor bana? Hayır uyamaz. Ha? Ne oldu yan? Gıyım şeyke dönüştüm. Uyamaz kimse benim Kamil uyduğumu anlamaz şimdi. Lütfen yorumla ya. Gıyım şey Kamil yazın çabuk. Kim uyduğumu haber verin. Herkese. Uyamaz hemen babamla iyi uyumam lazım bir an önce. Şehir şimdilik sessiz ve bu beni çok korkutuyor arkadaşlar. Sanki başıma bir bela gelecekmiş gibi hissediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir şey olmaz herhalde ya. Öyle diyeyim bir şey olmaz. Yani bence kesin ben abartıyorum arkadaşlar. Ne olabilir ki? Hiçbir şey olmaz yani. Allah Allah ya. İçimde de böyle kötü bir his var ama ne olduğunu hiç anlamadım. Sanki... Ha? O ne lan? Olamaz. Bu da ne böyle? Hayır fakir dede benim lütfen. Babam ya konuşmam lazım. Hayır şehrimizi ele geçirmeye gelen bir grim şey. Şimdi görürsün sen. Hayır ya yanlış anladın beni. Fakir dede bak babam ya konuşmam lazım tamam. Aa, hayır hayır beni yanlış anladın. Lütfen vurma bana fakir dede bak. Ne vuruyorsun ya ben daha çocuğum. Oo, bak bu kadar yeter karşılık vereceğim. Ay bakayım sana. Görüyor musun bana yaratık oldum. Ben de çok güçlüydüm. Defol git başından. Ay bakayım sana şunu da ay bakayım. Şimdi göğsün sen mahvettim seni hop ay bakayım uyamaz bir önce kaçmayayım buradan. Olamaz arkadaşlar o neydi öyle? Çok güçlüydü galiba şehrimizi kaybettik bu şehrimizi kesin ele geçirir. Of yanlışlıkla fakir dedeyi dövdüm şimdi ne yapacağım oyum şimdi ne yapacağım abi ablalay. Kim inanacak bana lütfen yorumlara yazın ben gerçekten Kamil'im ben gıyım şey değilim. Evet bugün şehir gerçekten çok sakin arkadaşlar başımıza bela açan gibi de olmadı. Yani fakirden bile ses çıkmadı düşünebiliyor musunuz? Ben de böyle etraf sakin olunca karakoldaki herkesi izne yolladım. Bakar mısınız her yer bomboş dedim. Bugün gidin izin yaparsınız dedim. Ben de tek başıma böyle takılıyorum işte arkadaşlar. Şunu düşünebiliyor musunuz ya? Gerçekten çok iyi bir gün geçiriyorum. Merhaba iyi günler. Merhaba Kayam amca. Sana da merhaba evladım. O neydi lan öyle? Ben doğru mu görüyorum? Bu ne lan böyle? Bak sakin ol her şeyi açıklayabileyim. Olamaz. Grimşek Kamil'in kılığına girmiş. Hayır ben gerçek Kamil'im. Değilsin çabuk teslim ol. Mahvederim seni teslim ol teslim ol. Şehri ele geçirmeye geldin öyle değil mi? Oyamaz oyamaz üzgünüm Kayam amca. Bu yaptığım yüzünden beni affet. Bana başka çare bırakmadan. Ne diyorsun çabuk kaldır ellerini. Beni kandıramayacaksın. Kandırmıyorum tamam mı kandırmıyorum. Defol git kandırmıyorum. Güye güye bakayım işte bu kadar. Hemen buradan da kaçmayacağım. Arkadaşlar bu yaratık çok ama çok güçlü. Nasıl durduracağız bunu nasıl? Şehri ele geçirecek. Uyamaz uyamaz hiç kimse beni tanımıyor. İnanamıyorum ya. Uf karnım da çok acıktı. Burada yemek yiyecek bir yer yok mu acaba ya? Hay hay ha? İşte bu yasa kesin Yüzgey abi beni tanıy. Yüzgey abi oyda mısın? Buyurun efendim gelin de kebaplarımızdan tadın. Çok lezzetli kebaplarımız var. İşte hoş geldiniz. Ha? Merhaba. Ben bir kebap ayabilir miyim? Olamaz bu grimşek. Hay hay yanlış anladım. Benim Kamil sadece ufak bir kasa oydu. Lütfen Yüzgey abi. Tamam inanıyorum sana inanıyorum. Sakin ol. Gerçekten bana inanıyor musun Yüzgey abi? Tabii canım inanmam. Dur ben şimdi sana şuradan bir yemek vereyim tamam mı? Karnını doyurursun. Şimdi alacaksın yemeği. Tabii işte yemeği burada. Şimdi görürsün sen. Al bakayım. Defol git buradan. Sakın bu şehri ele geçirmeye çalışma. Al bakayım. Şurada şöyle alıp gidiyor. İşte bu kadar. Tamam da olamaz o neydi öyle. Bugün dükkanı kapatsam çok iyi olacak. Hemen eve kaçayım ben de. Hayır. Herkes benden korkuyor. Herkes şehri ele geçireceğimi, zayar vereceğimi sanıyor. Ama ben öyle bir iyi değilim değil mi? Ben kötü bir iyi değilim. Niye anlamıyorlar ya? Bu arada Yüzgey abi bana siyahi ateş etti ama hiçbir şey olmadı. Çünkü çok ama çok dayanıklıyım ve çok güçlüyüm. O zaman ben de onların anladıkları dilden konuşuyorum. Hadi bakayım göstereceğim onları günlerini. Evet askeri üstüm harika gözüküyor gerçekten. Bu ev var ya bir saydığı oysa mahvedeyim onları. Sıkıyorsa saydıysınlar bak onlara ne yapıyorum. En iyisi kuzenin bebek askerin yanına gitmek. Kesinlikle o beni tanıyor ve anlay. O yaratık ne yan öyle bu ne böyle. Bebek asker seyahım. Kimse beni tanımıyor. Herkes bana saygıyor. Lütfen bana yardım eder misin? Uyamaz bir de şehire geçirmek için benden yardım istiyor. Merak etme. Ben sana inanıyorum. Merak etme. Gerçekten mi? Çok sağ. Biliyordum.
Buyu da bekle, birazdan geliyorum, tamam mı? Oyamaz, şuna bakar mısınız ya? Sen şimdi göğüsü bakayım, hemen çıkayım şuradan şöyle, hop tamamdır. Bir de benim askeri birliğime geliyor, işte buydu ama affettim oyum seni, sen şimdi göğüsün günü. Hayır, hayır, hayır. Ay bakayım şöyle, şurada ay bakayım, işte bu kadar. Bir daha seni buydu gözüm görmesin oyum, ay bakayım şunu. Kaçmayan, ay bakayım bir daha seni görmeyeyim buydu. Şuna bakar mısınız ya, bir de gelmiş benden yardım istiyor. Sonunda gitti, uyan beni çok korkuttu ya, çok korkunç bir yaratık bu. Bir de gelmiş bana ben Kami'yim diyor. Oyamaz, kimse beni sevmiyor. Artık bu şehirden ayrılmanın zamanı geldi. Bu şekilde babamın karşısına da çıkamam. Beni böyle görürse o da korkar. Hey, annemin yüreğine iner. O yüzden bir an önce buradan ayrılmam lazım. Bu evi terk etmem lazım. Arkadaşlar, fakirle Kerem komiser hastaneye kaldırılmış. Buna inanabiliyor musunuz? Dediklerine göre şehirde Grimshack geziyormuş. Ve içimizden birilerinin kılığına girmiş. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olmalıyım. Anlaşılan yine şehrimizi ele geçirmeye çalışıyor. Bu yüzden arkadaşlar etrafa iyi bakmalıyım. Evet, şöyle etrafı göz gezdirerek gitmem lazım. Böyle aniden falan karşıma falan çıkar, hazırlıksız yakalanmayayım, öyle değil mi? Arkadaşlar ama olamazım da bu ne işte burada. Zengin amca, beni dinlemeyeceksin biliyorum ama benim Kamil. Hayır, fakirler haklıymış. Aa, gel bakayım buraya, al bakayım şunu, şuradan şuradan al bakayım. Ya, hiçbir şey yaramıyor. Şuna bakar mısınız ne kadar da güçlü? Al bakayım şuradan. Olamaz, şu ne kadar da güçlü. Lütfen bana zarar verme. Bak yeter, kurtuluyorum zaten, gidiyorum bu şeyden, vurmayın artık, yeter diyorum bak. Bak ay bakayım, aydın mı, işte böyle oluyor. Ay ay ay, bir uyuştuk canınız var, bir de geliyorsunuz bana uyup duruyorsunuz. Gidiyorum ben artık bu şeyden, gidiyorum, bir daha da dönmeyeceğim. Olamaz. O neydi öyle? Çok güçlüydü. O kadar vurdum hiçbir şey olmadı. Bir kere bir vurdu, 2.80 uzattı beni. Galiba ben de hastanelik oldum. Evet, şeyin çıkışına doğru yaklaştım. Artık veda etme vakti geldi abi ablalay. Hepinizi çok seviyorum. Çünkü benim yanımda sadece siz oydunuz. Çok sağ olun. Buraya kadarmış. Artık bu şehri terk ediyorum. Hepinize güye güye, tamam mı? Uzaktım benden, tamam mı? O ses de neydi öyle? Ses şu taraftan geliyor. Ha? O ne? Bu babam değil mi? Oyda da mutant zombi var, oyamaz. Bana bak, bir adım daha yaklaşayım deme. Hayır, mutant zombi çok güçlü. Bu halimi onu yenebilirim. Ama bir şey yapmam lazım. Yenirsem bir babama yardım edeceğim. Keşke elimde bir yazar siyahı olsaydı. Ha? Bu ne? Elime yazar siyahı geldi. Tabii ya, bu Grimshack'in yeni yeteneği. Vücudundan siyah üretebiliyor, yaşasın. Buraya gel mutant zombi, buraya gel. Ay bakayım şurada, ay bakayım, ay bakayım. İşte böyle, ay bakayım şurada, şurada. İşte böyle, ay bakayım. Oyamaz, sandıklar biraz daha güçlü. Tamam, işte yatıydı bu diye. Sakın ayağa kalkayım ve yetti babacı, merak etme. Kurtaracağım seni. Hep bu tekrar ayağa kalktı. Oyamaz, şurada ay bakayım. Tamam, tekrar yere yattı. Bu sefer kalkma, bu son oysun, tamam. Bir daha seni ayakta görmeyeyim bak. Hayır, bu yine kalktı. Ay bakayım şurada, şurada ay bakayım. İşte bu kadar. Bu son olsun. Geldim, merak etme. Sana yaklaşmasına asla izin vermem. Bu kadar yeter. Sen artık çok oldun. Ay bakayım şuradan. Evet, tamamdır. İşte bu kadar. Başardım. Babacım iyi misin? Babacım sana diyorum, iyi misin? Olamaz. Sen de kimsin? Benim oğlumun sesiyle nasıl konuşuyorsun? Doğru söylüyorsun. Sen de bana inanmayacaksın, öyle değil mi? Tamam. Yine de iyi olduğuna sevindim baba. Hoşça kal. Ben bu şeyden ayrılıyorum. Ben Grimshack değilim bu arada. Güye güye. Dur bakayım. He? Ne oldu? Kamil, oğlum. Baba, nasıl yani, beni tanıdın mı? İnanamıyorum ha. Eski halime döndüm. Kamil, bu sen miydin oğlum? Niye gelip bana söylemedin? Herkese söyledim ama bana kimse inanmadı. Sadece abiler ve ablalar inandı. Olamaz, çok üzgünüm, çok üzgünüm. Abi ablalar, desteklediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde eski halime gelebildim. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz, Minecraft Fatih ailesi. Şimdi hoşça kalın, güle güle arkadaşlar. Bay bay. Olamaz. Titan hoparlör kafa şehrimize saldırıyor. Her yeri yakıp yıkmakta çok kararlı. Eğer onu bir an önce durdurmazsak şehrimize çok ama çok büyük zararlar verecek. Çok tehlikeli bu. Yürü Aslı, yürü çabuk, acele etmeliyiz, şehre saldırı var. Bana bakın çocuklar, sakın evden dışarıya çıkmayın, tamam mı? Evet çocuklar, babanızı dinleyin, hadi girin içeri. Hayır Kamil, sen benimle gelemezsin, tamam mı? Evde anneni koruyacaksın. Ama baba, sana yardım edebilirim. Ben de güçlüyüm, ben de kuvvetliyim. Sana ne diyorsam onu yap, evden sakın ayrılma, bu bizim işimiz, senin değil.
Of, oyamaz. Ben de bir şeyler yapmayacağım. Senin burada kalman en iyisi Arda, tamam mı? Ali'nin sana ihtiyacı var. Baba, emin misin? Titan hoparlör kafa çok ama çok tehlikeli. Evet, eminim. Ailemizi de düşünmek zorundayız. Başka şansımız yok. Arkadaşlar, şehirdeki herkes savaşa gidiyor. Titan hoparlör kafayı durdurmalıyız. Yoksa şehri yok edecek. Ama bunu siz olmadan asla başaramayız. Çünkü siz de ailemizden birisiniz. Bu yüzden lütfen bize güç vermek için şimdi herkes videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Her abone, her like Titan Hoparlör kafaya bir tokat olsun arkadaşlar. Hadi bakalım, fazla zamanımız kalmadı. Ailemiz sana emanet Arda. Ona göre bakalım. Ben gidiyorum oğlum, hakkını helal et. Görüşürüz babacığım. Arkadaşlar, ben de bir şey isteyebilir miyim? Gücümüzü ikiye katlamak için herkes yorumlara Minecraft Fatih ailesi yazsın. Hadi bakalım. Ancak birlik olursak bu Titan hoparlör kafayı yenebiliriz. Merak etmeyin, bir planımız var. O hoparlör kafanın canını okuyacağız. Rüzgar, annen sana emanet oldum. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz bakalım. Dikkat et zengin. Hadi Rüzgar, içeri girelim. Evet, hazır mısınız Kerem komiser? Evet fakir, ama onu nasıl yeneceğiz bilmiyorum. Sakin olun, bunu başarabiliriz. Herkes silahlarını getirdi, öyle değil mi? Bir şey soracağım, bu arada zengin nerede? Eli kullandıdır, birazdan gelir Kerem komiser, hiç merak etme. Ona çok ihtiyacımız var. İşte geldim, hazır mıyız? Tam zamanında. Hazır mısın bakalım zengin? Evet, hoparlör kafanın dikkatini dağıtacaksın. Biliyorum, ondan sonra siz de onu bombalayacaksınız. Zengin, çok dikkatli ol abicim. Siz yerlerinizi alın yeter, gerisini bana bırakın. Hadi başlıyoruz, yok edin onu. Hoparlör kafa, seni sersem buradayım. Olamaz, zengini fark etti. Hadi bir an önce işe koyulalım. Beni yakalayamayacaksın, tam yakalayamayacaksın beni. Evet, yakalayamayacaksın, göstereceğim sana. Olamaz, hadi in çabuk, acele edin. Çabuk bir an önce indirin şunu. Lazer silahı çok kuvvetli, daha fazla dayanamayacağım. Evet, herkes yerini aldı mı? Ben yerimdeyim Kerem. Ben de yerimdeyim Kerem komiser. Tamam, o zaman ilk olarak saldırıya ben başlıyorum. Saldırı başlasın. Olamaz, umarım işe yarar arkadaşlar. İşte orada ve silahım da tam olarak burada. Susturulucu bir assault silahı. Böylelikle ateşin nereden geldiğini hiçbir şekilde anlayamayacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Al bakalım Titan hoparlör kafa. Al bakalım hoparlörlerinden vurayım. Hayır, olmuyor. Hiçbir işe yaramıyor. Bu nasıl bir şey böyle? Olamaz. Benimki negatif. Cemal, sen başla. Tamamdır Kerem, başlıyorum. Bunu başarabilirim. Evet, bunu başarabilirim. Şimdi seni atlayacağım hoparlör kafa. İşte burada. Minigun'a karşı çıkabilecek misin bakalım? Hazır olun arkadaşlar. Hop, al bakalım bunu da, al bakalım. İşte böyle, al bakalım şunu da. Olamaz, hiçbir işe yaramıyor. Şuna bakar mısın? Cemal abi, dikkat et, seni fark etti. Olamaz, mermim bitti. Abi çekil oradan, çekil diyorum sana, çekil oradan. Hayır Cemal abi. Olamaz, çok kötü yaralandı. Sakin ol Kerem komiser, sırada ben varım, mahvetti bunu. Bunu ödeyeceksin hoparlör kafa. İşte burada. Arkadaşlar, nükleer silah onu yenmeye yetecektir. Hazır olun bakalım. Hadi al bakalım hoparlör kafa, işte böyle. Hayır, hiçbir etki olmuyor. Ama neden, bu silah çok ama çok güçlü. Hayır, olamaz. Fakir, dikkat et, seninle fark etti. Hayır, korkmuyorum ondan Kerem komiser, korkmuyorum, hayır. Olamaz, herkes tek tek avlıyor. Zengin, zengin iyi misin? Kerem komiser, daha fazla dayanamayacağım, dayanamayacağım daha fazla, olamaz. Hayır. Herkes tek tek avlandı, hemen buradan inmeliyim. Olamaz, her yeri parçaladı, herkesi yaraladı. Bir önce buradan inmeliyim arkadaşlar. Şöyle, tamamdır. Hemen şuradan da şöyle ineyim. Hop, bu da tamamdır. Of, ayağım acıdı, kestirmeden gitmek zorundayım. İşte böyle. Olamaz, bunu nasıl yeneceğiz, hiçbir fikrim yok. Beni de fark ederse savunacak kimse kalmayacak. Hadi bakalım böyle. Aslı, çabuk. Kerem, neler oluyor? Patlamalar da neydi? Açıklayacak zaman yok. Fakir, güvenlik kalenin üstünde. Cemal abim de şu büyük evin arkasına düştü. Hemen onları hastaneye yetiştirmelisin. Peki sen ne yapacaksın? Bu Titan'ı yenmek için bir yol arayacağım. Ayrıca zengini de unutma. Onu da lazerle yaraladı. Hayır, olamaz. Çabuk Aslı. Şehrimiz elden gidiyor. Bunu başarmak zorundayız. Acele et, çabuk.
Olamaz. Bir an önce karakola uğramalıyım. Ama ondan önce Ardalara falan haber versem iyi olacak. Hepsi çok üzülecek. Arda, Miray, girebilir miyim? Geliyorum. Kerem komiser, neler oluyor? Babamlar iyi mi? Haberleri hiç iyi değil. Bu Titan hoparlör kafa çok ama çok tehlikeli. Olamaz, yardıma gelmeliydik. Evet ya, biz de yardıma gelmeliydik. İşe yaramaz. Burada kalıp ailenizle beraber olmanız gerekiyor. Biz bile hiçbir şey yapamadık. Hiçbir silah ona işlemiyor. Durumları nasıl, ne olacak şimdi Kerem komiser? Üzgünüm Miray. Kemal abim bazuka yedi ve çatıdan düştü. Durumu ağır. Fakir ise güvenli kaledeyken saldırıya uğradı. Onun da durumu ağır. Son olarak da zengini motorun üstündeyken avladı. Onun da durumu ağır. Ama merak etmeyin. Aslı hepsini hastaneye yetiştirecek. Ben de karakola gidip neler bulabileceğime bakacağım. Sakın evden ayrılmayın. Bu Titan hoparlör kafa çok ama çok tehlikeli. Demek öyle KM komiser. Bunu bildiğim iyi oydu. Zaten iş başa düştü. O hoparlör kafayı ben yeneceğim. Babama yaptıklarını soyacağım ona. Benim yemişsiniz abi ablalay. Hadi biteyim şu işi. İlk önce yüksek bir binaya çıkmamız gerekiyor. Hadi bakayım, başlıyoruz. Harika bir piyanım var. Şuna bakar mısınız? Etrafı neye getirmiş. Soyacağım oyum sana. Göstereceğim sana gününü. Evet, şu binanın en tepesine çıkmasam yeterli olacaktı. Gidiyoruz. Bekle hoparlör kafa, senden ayıcam var oğlum. Evet, neredeyse geldim, neredeyse geldim, hop işte buradayım. Şimdi hapı yuttun hoparlör kafa, sana gününü göstereceğim. Evet abi ablalay, herkes hazırıyorsun. Evet, ihtiyacım olan iki şey var. Bir eğit ya, bir de sonik siyahı. Hazır mısınız? Şimdi o hoparlör kafanın hoparlöründen içe ineceğim. Evet bakayım, eğitliğimizi giydik. Benim yakayın abi ablalay ve hop gidiyoruz, hop. Hadi bakayım, işte böyle geliyorum, oyun mahvettim seni. Kim var oyda? Ben geldim oyum, hop işte buradayım. Titan hoparlör kafanın içindeyim, demek onları siz yönetiyorsunuz. Mahvettim şimdi oyum sizi. Hazır mısınız bakayım, şimdi göstereceğiz onların yönünü. Ay bakayım şimdi, hop şöyle şuradan şuradan, işte böyle bu ilgisi. Size senle oyum, ay bakayım şuradan şuradan, ay bakayım tamamdır, işte bu kadar, başaydık başaydık. Ama tabii ki de daha bitmedi. Buradaki gördüğünüz hepsine sonik güç yollamamız gerekiyor. Hey radyoya. Böylelikle Titan hoparlör kafa birdenbire arıza verecekti. Hazırlayın bakayım, hadi hemen şimdi şunlara da şöyle vereyim. Ay bakayım, ay şunlar, bakayım şunlar. Görüyor musunuz? Çıkan ışığı görüyorsunuz, öyle değil mi? İşte bunlar o hoparlör kafayı değiştirecekti. Mahvetti koyun onu, ay bakayım. Olamaz. Dışarıdan gelin sesi duydunuz mu? Evet Kerem komiser, neler oluyor? Korkuyorum Kerem komiser. Sakin olun, ben bir kontrol edeyim. Bir bu eksikti. Acaba neler oluyor? Hemen bir bakayım. Ha, Kamil. Tamamdır Kerem komiser, biraz fazla yoruldum ama o Titan hoparlör kafayı hayrettim. Hem de bu sonik siyahla. Ne diyorsun? Saçmalama, sen bu bacak kadar boyuna nasıl halledebilirsin onu? Akıl yaşları iyi başladı, tamam mı? Olamaz arkadaşlar, bu doğru mu söylüyor? İnanamıyorum. Gerçekten yendi mi ya? Olayı görenler yoruma Kamil doğru söylüyor yazabilir mi arkadaşlar? Benim pek inanasım gelmedi. Her neyse, sesler kesildiğine göre hoparlör kafa bir şekilde buradan gitti. Ama nasıl olduğunu görmedim. Olayı bilenler lütfen yorumlara yazsın. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz Minecraft Fatih ailesi. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz sizi çok çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın, güle güle arkadaşlar. Bay bay. İmdat, yardım edin lütfen, yardım edin. Bunlar peşime düştü. Buraya gel, bizden kaçamayacaksın. Yakala, çabuk yakala. Haydar çabuk, önünü kes, önünü kes. Kaçmasına izin verme. İmdat. Evet, onu köşeye sıkıştırdık. Hayır oyamaz, köşeye sıkıştım, şimdi ne yapacağım? Evet, sonun geldi Ali. Bundan sonra kimseye bulaşamayacaksın. Oyamaz, uzak duyun benden. Abi ablalay, yardıma ihtiyacım var. Lütfen hemen herkes şimdi yorumlara yardım yazsın. Belki bir iyi görür. Ama acele etmeniz gerekiyor, bir an önce yapın lütfen. Kimse sana yardıma gelmeyecek Ali. Evet Ali. Şu videoya bakar mısınız ya, ne kadar da komik ya. Ne oluyor lan? Olamaz. Ali'nin başı beladaymış. Ona yardım etmeliyim. Acele etmem lazım, yoksa geç kalacağım. Arkadaşlar, Ali'ye zamanında yetişmem lazım. Bana biraz hız katmak için hemen şimdi herkes videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Çabuk acele edin, hızlanmamız lazım. İşte böyle işe yarıyor. Devam edin arkadaşlar. Abone ol ve beğeni butonunu çökeltiyoruz, hadi.
Evet Ali, sürprizimizi görmeye hazır mısın? Göster onu Haydar, hadi bakalım. Hayır, bu yaptığınızı öğretiler size yapmayın. Sen şimdi görürsün. Sürprizime hazır ol. Bak burada ne var? Bir silah. Buna karşı koyamayacaksın. Silah mı? Hayır, buna hiç gerek yok. Adam sana silahı mı yakın oyam? Silahı değil de içindeki mermiyi bırakacağım birazdan. Harikasınız arkadaşlar, çok işe yarıyor. Devam edin, devam edin. Yetişti mi? Nerede bunlar? Ne olamaz? Hayır, silahı doğrultmuş bile. Sizden son bir beğeni istiyorum. Abone olmayanlar kaldıysa da hemen abone olsun. Bir an önce oraya yetişmeliyim. Hadi bakalım. Evet, başlıyoruz. Uzak durun Ali'den. Yettim Ali, yettim. Olamaz, bir an önce yanına gitmeliyim. Hayır. Olay abi. Olamaz Sersem, ne yaptın sen? Ne bileyim abi, birden önüme atladı. Kemal abi, Kemal abi, ses ver. Ali, Ali iyi misin? Ali, Sakin ol, ben iyiyim. Sen de iyi olacaksın Kemal abi, sakin ol. Olamaz, bu Kerem komiserin abisi. Hapı yuttuk. Hiçbir şey olmaz. Yürü gidiyoruz abicim. Hayır, bu yaptığınızı ödeyeceksiniz. Hiçbir şey ödemeyeceğiz. Ne bakıyorsun, yürü sen hiç çabuk. Birazdan peşimize düşerler zaten. Buradan bir an önce uzaklaşmalıyız. Acele et çabuk. Çabuk, beni de bekle, beni de bekle. Ali, sana yaptığım her şey için özür dilerim. Beni affet. Kemal abi sakin ol. Kendini yorma, tamam mı? İyi olacaksın. İyi olacaksın. Asıl sen beni affet lütfen. İyi biri olmaya çalıştım. Ama başaramadım. Ceren ve oğlum size emanet. Hayır Kemal abi, böyle konuşma. Bir ya bu yan sayesinde bu yan. Olamaz Kemal abi, yettim. Merak etme, yanındayım abicim. Olamaz Kemal abi, Kemal abi, merak etme, yanındayım abicim. Neler oluyor? Zengin, fakir, kamil, ne oluyor? Her şey için üzgünüm Kerem komiser. Sakin ol. Evet Kerem komiser, lütfen sakin ol. Her şey Sersem ayı yüzünden. Hepsini o yaptı. Hepsi o Sersem'in yüzünden. Ne diyorsun Kamil, neler oluyor? Ali, Ali bana ne olduğunu anlat çabuk. Kerem komiser, Sersem'ler beni sıkıştırmıştı. İçlerinden beni siyah çekti. Havada ateş edecekti. Kemal abi ölüme atladı. Çok üzgünüm Kerem komiser, böyle olsun istememiştim. Ne? Olamaz Kemal abi. Kerem amca, hepsi onun yüzünden. Lütfen tutukluyordu, tutuklamıyorsun lütfen. Kamil, kendine gel, tamam mı? Bu kavganın bize ne büyük zararlar verdiğini görmüyor musun? Artık barış içinde yaşamalıyız, kavga etmeden. Haklısın Kerem komiser. Evet, biz bir aileyiz Kerem komiser. Bana ne, ben babamı istiyorum. Sakin ol, senin baban çok güçlü, tamam mı? Bunu da atlatacaktır. Hemşire hanım, doktor beyler nerede? Onlarla da konuşmam lazım çabuk. Sakin olun Kerem komiser. Doktor bey ofisinde sizi bekliyor. Kemal bey de şu an yoğun bakımda. Tamamdır, hemen onunla konuşacağım. Doktor bey, doktor bey, gelebilir miyim? Buyurun Kerem komiser, gelebilirsiniz. Olamaz. Doktor, abimin neyi var? Durumu iyi mi? Lütfen iyi olacağını söyleyin. Kerem komiser, sana iyi haberler vermeyi çok isterdim. Ama üzgünüm. Yoksa abim iyileşemeyecek mi? Lütfen bunu söylemeyin bana. Sakin olun. Öncelikle abiniz çok ama çok güçlü biri. Kurşun çok derine girmiş. Bu yüzden ameliyatla kurşunu çıkaramıyoruz. Şu anda yoğun bakımda. Eğer ki kurtulursa vücudunda bir kurşunla yaşamak zorunda kalacak. Olamaz abi. Merak etme, başaracaksın. Burada böyle eğim koyun bayi şekilde bekleyemem. Onları buymalıyım. Onları mahvetmeliyim. Evet. Çok iyi planlarım var. O serseriyle dünyayı göstereceğim. Bak abi, ayrılacağız, tamam mı? Eğer ayrılırsak bizi bulamazlar. Evet haklısın. Şimdi her yerde bizi arıyordur bunlar. Ayrılırsak bizi bulmaları daha da zorlaşır. Hadi bakalım, dikkat et kendine. Tamamdır. Sen de kendine dikkat et. Bizi bulamayacaksınız. İstedikleri yere baksınlar. Bizi hiçbir yerde bulamaz bu sersemler. Kemal'le başladık. Sırada Ali var. Ondan sonra da Kerem komiser, zengin fakir, hepsini mahvedeceğiz. Bu şehir tamamen bizim olacak. Hey serseri. O ses de neydi öyle? Ali. Yaptıklarını ödeme zamanın geldi oyum. Ali, şimdi yarım bıraktığım işi tamamlayacağım. Mahvedeceğim seni. Senin gibi koykaklay anca arkadan saydırıyor oyum. Başka bir şey yayamazsınız siz. Demek öyle. Sen şimdi görürsün. Seni de hastaneye Kemal abinin yanına göndereceğim. Sonra da bu şehirden kaçacağız.
Hadi yap da göreyim bakayım. Sen şimdi görürsün oğlum. Mahvettim seni. Hayır Herobrine. Sizin suyunuz ısındı serserilerler. Hayır olamaz, tuzak kuruldu bana. Herobrine amca, sen ne yapacağını biliyorsun. Merak etme Ali. Bunu yaparken çok eğleneceğim. Senin adın neydi yavrum? Eğzisi serseri Haydar. Tanıştığıma memnun oldum serseri Haydar. Ben de Herobrine, bak al bakayım. Defol git, sizi vali doğduğunuzda pişman edeceğim. Bundan sonra bu şehirde gezemeyeceksiniz. Al bakayım nasıl uçuyorsun. Bunlar çok basit bir şey. Al bakayım şunu da, tamamdır. İşte bu kadar. Birincisi tamamdır Ali. Diğeriyle ilgili bir planın da vardır umarım. Merak etme Herobrine amca. Çok iyi bir planım var. Onu da yakalayıp hapse atacağız. Bu arada yardıma geldiğin için teşekkür edeyim. Önemli değil. Benim için bir zevkti. Hadi halledelim şu işi. Of ya. Haydar'ı arıyorum ama telefonlarıma cevap vermiyor. Başına bir şey mi geldi acaba? Neyse ya. Bari de. Geldiyse geldi. Ben yakalanmayayım da ona ne oluyorsa olsun. Neyse. AVM gizlenmek için çok iyi bir yer. İstediğim mağazaya girerim. Biraz saklanır. Sonra çıkarım. Ne olacak ki? Allah Allah ya. He? Bu AVM niye böyle boş ya? Allah Allah. Bugün günlerden neydi? Kapalı mı yoksa? Yok, AVM'ler her gün açıktır. Merhaba Serseri. Ne oluyor lan? O ses ne? Kardeşin Haydar'ın yayına gitmeye hazır mısın? Olamaz. Haydar'ı yakaladınız mı yoksa? Hayır. Olamaz. Hemen buradan kaçmalıyım bir an önce. Ha? Hayır. Kapıda korumalar var. Şimdi ne yapacağım? Sence bunu düşünemeyecek kadar sayak mıyım ben? Sesime gel ve benimle yüzleş. Of, başka şansım yok. Ama buradan kaçabilirim. Evet, kendime güveniyorum. Buradan kaçabilirim. Hemen şöyle gidelim. Üst kata çıksam iyi olacak. Olamaz. Olamaz. Ali, seni korkak. Sıkıyorsa yüzleş benimle, tamam mı? Yüzleş benimle. Sesime doğru gel. Geliyorum, geliyorum. Bu ne böyle? Biraz da korkuyorum. Neredesin Ali? Bütün mağazalar boş. Benim için AVM'yi mi kapattırdın? Ne yapıyorsun? Seni bir bulursam var ya. He? Ali, işte burada sen. Sonunda gelebildin seni sersem. Söyle, Haydar'a ne yaptın? Çabuk konuş. Merak etme, Haydar iyi ve güvende. Yani emniyette, anladın mı espriyi? Ne? Ulan seni var ya, mahvettim. Tamam dur, seni kardeşine götüreceğiz. Hatta götürmeye bile gerek yok. Belki tam dibinde de. Nasıl yani? Burada mı? Haydar burada mısın? Neredesin Haydar sanırım? Hayır Herobrine. Kaslı Herobrine diyeceksin oğlum. Şimdi yedim seni. Kardeşinin yanına giderken sana ben eşlik edeceğim. Atladın mı? Hiç gerek yok. Ben kendim giderdim. Olur mu canım öyle şey? Olur, ben şimdi seni uçarak göreceğim. Al bakayım seni sersem. Gel buraya şimdi yedim seni. Al bakayım şurada. Şimdi göreceğim. Şurada al bakayım. Hop, güle güle. Mahvettim oğlum seni. Bir daha bu şehirden uzak duracaksın. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Tamamdır Ali. Sonuncusunu da hallettik. Evet Herobrine amca. İntikamımızı aldık. Senin sayende çok teşekkür ederim. Ne demek canım. Planların hepsini sen yaptın. Gerçekten çok zekice planlardı. Neyse bakayım. Ben bu serseriyi de hapishaneye götürüyorum. Diğerinin yanına tıkıyorum. Umarım Kemal de bir an önce iyileşir. Umayım Herobrine amca, kendine dikkat et. Sağ ol, sen de Alicim, sen de görüşmek üzere. Evet abi ablalar, sözümü tuttum. İki serseriyle yakalamayı başardım. Ama bunu tek başına yapamazdım. Herobrine amcaya ve desteklerinizden dolayı size çok ama çok teşekkür ederim. Bir de sizden bir ricam var. Biliyorsunuz ki Kemal abi şu anda yoğun bakımda. Bu yüzden herkes videonun altına geçmiş olsun Kemal yazarsa çok ama çok mutlu olur. Her beğeni, her like'da serserilere bir tokat olsun. Hadi bakalım. Umayın videoyu sevmişsinizdir. Biz de sizi çok çok seviyoruz Minecraft Fatih ailesi. Şimdilik hoşçakalın, güle güle arkadaşlar. Bay bay. Minecraft projeleri şehrinde sıradan bir gündü. Sonra birdenbire şehirde büyük bir gürültü koptu. Bir baktı ki Arda'nın dükkanı yerle bir olmuş. Dükkanın ortasında da serseri Haydar baygın bir şekilde yatıyordu. Ve tabii ki de neler olduğunu çözmek tamamen bize kalmıştı. Biz de olay yerinde bulunan tüm şüphelileri bu gördüğünüz çukura topladık. Bugün bu gördüğünüz şüphelilerin hepsini sorgulayacağız ve suçlu olanları grim şeke yem edeceğiz. Evet arkadaşlar, hikaye tamamen böyleydi. Bugün işimiz biraz zor olacak. Bugün bana Kemal, Kamil, Kerem Komiser ve Zengin yardımcı olacak. Ve tabii ki de en büyük yardımcım sizsiniz. Şimdi herkes bu gördüğü şüphelilerden birini yoruma yazıyor. Sizce bunlardan hangisi
Arda'nın dükkanını yerle bir edip Haydar'ı orada dövmüş olabilir. Hepinizin fikirlerini bekliyorum arkadaşlar. Ve tabii ki de unutmadan hemen şimdi herkes videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyor. Hadi bakalım, ben Kerem komiserlere fikrini sorarken siz de tüm bu söylediklerimi yaparsanız çok sevinirim. Şimdi Kemal'den başlıyoruz. Söyle bakalım Kemal Efendi, sen kimden şüpheleniyorsun? Fakir, benim şüphelendiğim kişi Çığlık. Evet, kesinlikle Çığlık yaptı bunu. Çığlık mı yaptı? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Çığlık gerçekten tam bir böyle katile benziyor olabilir yani. Kamil, sen kimden şüpheleniyorsun? Fakir dede, ben Heyonek Boy amcadan şüpheleniyorum. O dayak atmayı çok sever. Kesinlikle o yaptı. Kerem komiser sen? Ben Titan Hoparlör Kafadan şüpheleniyorum. Fakir. Ben de Savaş ve Barış'tan kardeşim. O dükkanı yıkabilecek güçteler. Hem de ellerindekiyle Haydar'ı dövmüş olabilirler. Evet arkadaşlar, bu da çok mantıklı. Bana soracak olursanız ben çok kararsızım. Yani şunların tipine bakınca diyorum ki bunların hepsi zaten psikopat. Şu siren kafaya bakar mısınız? Bu bile yapmış olabilir. Neyse, şimdi sorgu aletlerimizi çıkaracağım. Hazır mısınız bakalım? Umarım güzel şeyler vardır ve açıyoruz, hop. Ha, bunlar da ne? Bir tane tabanca, arkadaşlar nedir silahı, iki tane uzaylı silahı, nükleer silah, buz kılıcı, ateş kılıcı, bu neymiş böyle, bunu merak ettim. Bir de bu varmış, bunu da merak ettim. Tamamdır, şimdi bunların hepsini test edeceğiz, bu neymiş böyle bakalım. Ha? Burada bir peri var arkadaşlar, şuna bakar mısınız, çok tatlı bir peri. Lütfen beni serbest bırakayım Hasan. Serbest bırakmamı istiyor, tamam bekle bakayım, şunu da denemek istiyorum. Bu ne arkadaşlar, kör oldum, kör oldum, hayır olamaz, bunu hemen çıkarmalıyım, bu ne böyle, olamaz arkadaşlar. Tamamdır, bu çok tehlikeli bir şeymiş ya. Boşver onu, lütfen çıkar beni buradan, tutsak aydılar beni. Tamam çıkarıyorum seni şimdi oradan, hop hemen şöyle çıkaralım arkadaşlar periyi. Tamam, olamaz, silahımı çaldı, şuna bakar mısınız, silahımı çaldı, getir buraya. Ulan ben seni serbest bırakıyorum, sen silahımı çalıyorsun ya, inanamıyorum buna arkadaşlar. Şuna bakar mısınız, silahımı çaldı benim. Al, tekrar bu kavanoza koyacağım seni, görürsün. Ya öyle herkese güvenmeyeceksin fakir kardeşim. Ne diyeyim abicim, haklısın vallahi ya. Neyse arkadaşlar, hazırsanız sorguya başlıyoruz. Nereden başlayalım? Evet, siren kafadan başlayalım. Ne yapıyorsun bakalım siren kafa? Kötüyüm ve eve gitmek istiyorum. O zaman bize Arda'nın dükkanını kimin yakıp yıktığını söylersen seni serbest bırakırız. Ben yapmadım. Ben o sırada sizin şehre yakınındaki bir köyü mahvetmiştim. Evet, yok etmiştim orayı. Yani Arda'nın dükkanı benim yapmam imkansız. Anladım, yani sen değilsin. Arkadaşlar bundan beklerim yani. Bir dakika, ne dedin sen? Ulan köylerden ne istiyorsun? Defol git aşağı. Grimşek'e yem olacaksın. Allah Allah ya. Evet bakalım hırsız efendi, sen söyle. Arda'nın dükkanına yapılan saldırı sırasında sen ne yapıyordun? O saatte neredeydin bakayım? Fakir, ben o sırada bir hırsızlık peşindeydim. Evet, hırsızlık yapıyordum. Görüyorsun, ben hırsızım yani. Hırsızlık mı? Ulan bu zaten bir suç. Ya biliyorum ama gerçekten o dükkanı ben yakıp yıkmadım. Ben o sırada karakolun karşısında bir ev vardı. O eve girdim ve birkaç parça elmas bulmuştum. Onları çaldım. Gerçekten o evin sahibi çok ama çok fakirmiş ya. Bak sen şu işe. Hangi ev var lan karakolun karşısında? Allah, karakolun karşısında. Ulan orası benim evim. Seni sersen benim evimi soydun. Yok arkadaşlar, bugünküler gerçekten harbiden kafayı yemiş. Ne yapacağım bilmiyorum. Merhaba zombi kardeş. Gerçekten korkunç gözüküyorsun. Söyle bakayım, sen o sırada neredeydin? Ne diyor bu ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Zombice bilen var mı? Zombice bilen? Ben biliyorum fakir. Diyor ki ben yapmadım. Ben o sırada insan avına çıkmıştım diyor. Ne? İnsan avı mı? Ne yapacaktın lan insanları? Bak yine anlamadım ya. Seni sersem tabii ki de yiyecektim diyor işte. Yiyecek miymiş? Ulan insan yenir mi? Tabii sen zombisin. Ulan seni var ya, al bakayım, defol git. Arkadaşlar, bunlar adımı yorar ya. Gerçekten çok psikopat şüphelilere denk geldim. Şunlara bakar mısınız? Jason, söyle bakalım sen ne yapıyorsun? Sen beyzbol sopasını seversin. Belki de tüm bunları sen yaptın. Hayır fakir, benim hiç işim yok onlarla. Ben o sırada okulun önünde okuldan çıkacak çocukları bekliyordum. Onlardan haraç kesip onları bir güzel dövecektim. Yani benim ne serseri Haydar'la ne de Arda'yla hiçbir işim yok. Of arkadaşlar, doğru söylüyor ya. Bu sersem hep böyle psikopatça şeyler yapıyor. Yani bu da yapmış olamaz. Çok doğru söyledin fakir. Şimdi serbest mi bırakıyorsun? Tabii oğlum, serbest bırakıyorum. Okuldan çıkan çocuklardan haraç kestin için seni serbest bırakıyorum. Defol git lan, bir de konuşuyor ya. Ulan seni serbest bırakır mıyım ben ya? Şuna bakar mısın arkadaşlar? Hem suçlu hem güçlü. Merhaba Chucky. Ulan ben senden çok tırsıyorum, haberin
haberin olsun. Tabii ki de tırsacaksın. Bir elektrikli testere bulsaydı gösterirdim sana. Ulan Çeki, ben hep psikopat konuşma bak. Sen o sırada neredeydin, anlat çabuk. Nerede olacağım? Çok sevdiğim testeremi elime aldım ve sokakta köylüleri kovalıyordum. Ama bir türlü yakalayamadım. Bir yakalayayım onları mahvedeceğim. Tüh, bu da yapmış olamaz arkadaşlar ya. Bu hep zaten köylü kovalar anca. Ama bundan sonra kovalayamayacaksın. Niyeymiş o? Çünkü Grimshake'e yem olmak üzeresin. Güle güle bakalım. İşte bu kadar. Onlar psikopatsa biz de adaleti sağlarız, öyle değil mi arkadaşlar? Cabbar suçlu. Evet bakalım, sen anlat şimdi, sen neredenin? Bir dakika. Oğlum senin hapiste olman gerekmiyor mu? Senin normal 30-40 yıl cezan vardı. Doğru fakir, ama ben hapisten kaçtım. Daha doğrusu kaçamadım. Tam tünelin çıkışına geliyordum ki kendimi burada buldum. Yani Ardı'nın dükkanıyla hiçbir alakan yok öyle mi? Tabii ki de yok. Tüneldeyken onun dükkanına nasıl zarar verebilirim? Evet arkadaşlar, bu da doğru söylüyor ya. Evet aynen öyle. Hadi şimdi beni serbest bırak. Tabii ki de serbest bırakacağım. Ama hapishaneye geri dönmen için defol git bakalım. Allah Allah ya. Ha? Ulan biz Çığlık Reis'i unuttuk. Çığlık Reis, söyle bakalım. Sen o sırada ne yapıyordun ve neredeydin? Ben Arda'nın peşinde değildim. Ben Rüzgar'ın peşindeydim fakir. Nasıl yani? Bizim Rüzgar'ın, zenginin oğlu Rüzgar'ın peşinde miydin? Aynen öyle. Tam bir yere saklanmıştım. Onu tuzağa düşürecektim. Zaten karanlığın içinde beni göremiyordu ama kendimi burada buldum. Oğlum sizi bana sayıyla mı veriyorlar lan? Sayıyla mı? Defol git buradan. Bu nedir arkadaşlar? Arkadaşlar şunları görebiliyor musunuz? Hepsi birbirinden deli bunların. Granny. Selam fakir. Arda'nın dükkanını bir büyülü bombayla patlatmış olabilirsin. O sırada serseri Haydar da içeride kaynamış olabilir yani. Tüm bunları sen mi yaptın Granny? Çabuk doğru söyle. Bak fakir, benim olayla bir alakam yok, tamam mı? Ben o sırada evimdeki laboratuvarda şehrinizi yok etme planı yapıyordum. Yani ben dükkan yıkacak olsam dükkanı yıkmam. Ben tamamen şehri yok ederim. Evet maalesef bu da doğru söylüyor. Bu psikopatlığı bundan beklerim arkadaşlar. O yüzden seni de hapse yolluyorum. Defol git bakayım, seni bir daha gözüm görmesin. Allah Allah ya. Evet bakalım, sırada Savaş ve Barış var. Ben bir şey bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Biliyorsa Barış biliyordur. Hayır, biliyorsan Savaş biliyordur. Ulan benim kafam karıştı. Hanginiz biliyor? Sizi sersemler hep yan yanasınız. İkiniz de birbirinizden haberdar olmanız gerekiyor. Fakir haklı olmak. Fakir doğru söylemek. Ama biz yapmamak. Evet, biz köylü yemek. Arkadaşlar anladığım kadarıyla bunlar köylü falan yiyormuş herhalde. Ne diyor bunlar, hiçbir şey anlamıyorum. Defolun gidin, siz de hapse gidiyorsunuz. Allah Allah ya, şunlara bakar mısınız ya? Arkadaşlar bunlar beni gerçekten çok ama çok yordu. Sırada kaldı 2, 4 bir de bu sersem. Selam fakir. Ulan kardeşini yaraladılar, sen ne yapıyorsun burada? Kardeşimi mi yaraladılar? Evet biliyorum, yaraladılar ama benim haberim yoktu, tamam mı? Ben oradan kaçmak zorundaydım. Kimseyi görmedim. Ulan kardeşin oradayken nasıl kaçarsın oradan, nasıl kaçarsın? Onu kurtarman gerekiyordu, defol git. Arkadaşlar bunlar galiba beni sinir hastası yapacak. Evet bakalım, hele ne yük var, görmeli sanki boyun uzamış. Evet fakir, serseri Haydar'ı ve Arda'nın dükkanına olanları duydum. Çok kıskandım. Benim yapmam gerekiyordu onlara. Belki de sen yaptın, nereden bilelim? Benim yapmam imkansız. Çünkü ben o sırada komşumu dövüyordum. Komşunu mu dövüyordun? Ulan komşu dövülür mü? Ben döverim, tamam mı? Demek komşunu döversin ha? Ulan ben de seni döverim o zaman. Defol git buradan, seni sersem seni zaptıza gidiyorsun sen de. Allah Allah ya. Arkadaşlar geriye kaldı 3 kişi ve ben hala suçluyu bulamadım. Fakir beni çıkar artık buradan. Sen ne bilir Arabrain ya, suçluluğun ispatlansın, çıkaracağım tabii. Stanoferler kafa, sen yapmış olabilir misin? Evet hiçbir şey anlamıyorum, televizyon kafa. Arkadaşlar bu da konuşmuyor, Herobrine. Ben de yapmadım. Of of, kim yaptı o zaman, kim yaptı arkadaşlar? Kim yapmış olabilir? Geriye kaldı 3 kişi. Şimdi beraber bir düşünelim. Ne olmuş olabilir? Arkadaşlar Arda'nın dükkanına baktığımızda alt bloklar tamamen sağlam. Ama üstü ise hiç yok olmuş. Yani biri burayı parçalamaya kalksa niye sadece üst tarafları parçalasın, öyle değil mi? Aynı böyle blok blok parçalardı yani. Ve serseri Haydar niye buradaydı? Evet şimdi kafamda bir şeyler oturuyor. Yapbozun tüm parçalarını tek tek birleştiriyorum. Kafamdakileri oturtuyorum ve
Evet, galiba bulacağım arkadaşlar. Ve evet, buldum. Buldum arkadaşlar. Kimin yaptığını biliyorum. Bunu duyunca şok olacaksınız arkadaşlar. Evet, şok olacaksınız bunu duyunca. Bunu yapan kişi tabii ki de Herobrine. Evet, sensin Herobrine. Ne? Ama nasıl fakir, nasıl? Şöyle ki, hemen olayı sana baştan anlatayım. Serseri Haydar senden kaçıyordu. Ondan sonra Arda'nın dükkanına saklandı. Sen de çok sinirlendin ve bir güç patlaması yapmak istedin. Senin güç patlaman çok etkilidir. Arda'nın dükkanının sadece üst tarafını paramparça etti. Alt tarafı ise sapasağlamdı. Olamaz, doğru söylüyorsun. Ben yaptım, özür dilerim fakir. Benim anlamadığım, Serseri Haydar'ı niye kovalıyordun? Çünkü kardeşiyle birlikte banka soygunu planlıyorlardı. Ben de peşlerine düştüm ama sinirlerime hakim olamadım. Herobrine, bu işleri polise bırakman gerekiyordu. Haklısın fakir, üzgünüm. Of arkadaşlar, Herobrine'e ne ceza vermeliyiz? Fikri olan varsa yorumlara yazsın. Ben diyorum ki Herobrine kötü niyetli olmadığı için Arda'nın dükkanını en baştan tek başına yapsın. Sizin aklınızda bir şey varsa bunu da yorumlara yazın. Neyse bakalım, acaba kimler Herobrine'i doğru tahmin edebildi? Doğru bilenler yoruma ben bildim yazsın ve bir kalp kazansın. Hadi bakalım, umarım videoyu sevmişsiniz. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay. Minecraft parodileri şehrinde sıradan bir gündü. Henüz daha bir level olan Grimshake şehre giriş yapmıştı. Ortalığı karıştırmaya bayağı niyetliydi. Ve tabii ki de yola koyuldu. Daha sonra bizim çocuklar parkta oyun oynayıp muhabbet ederken Grimshake birdenbire aralarına daldı. Merhaba, ben Grimshake. Daha yan, burası benim parkım. Cami, ne diyor yan bu böyle? Bilmiyorum bebek asker, bir şeyler sayıklıyor işte. Şuna iyi bir ders ver Kamil. Dayım ya, dayım. Bu kadar yeter. Sen kimi parkından koyuyorsun oyum, hop. Ay bakayım işte bu kadar, tamam da ay. Ofin, ona iyi bir ders verdin. Çocuklara gücü yetmeyen Grimshake ağlayarak oradan uzaklaştı. Göreceksiniz, mahvedeceğim sizi, bunu hesabını soracağım size, mahvedeceğim oyum sizi. Şuna bakar mısınız ya, hem suçlu hem güçlü. Bir level gelmiş buraya, parkı ele geçirmeye çalışıyor. Abi ablalay, videoyu beğenip abone olun da şu Grimshake'in biraz yeveği yükselsin, öyle değil mi? Tamam, biraz değil ama acıdım yani ona, biraz yeveği yükselse iyi olur. Bu duruma çok üzülen Grimshake güvenlik kaledeki milkshake deposuna doğru yola çıktı. Bu milkshake deposunda tabii ki de bir sürü milkshake vardı. Biliyorsunuz ki Grimshake milkshake içerek levelini yükseltiyor. Ayrıca siz videoyu beğenip abone oldukça ve yoruma milkshake yazdıkça milkshake'lerin sayısı artıyordu. Kısa süre sonra odanın her yeri milkshake kaynamaya başladı. Bunu gören Grimshake deliye döndü ve bunların hepsini içmek için sabırsızlanıyordu. Daha sonra Grimshake bu milkshake'lerin hepsini içti ve 99 level'e yükseldi. Artık eskisinden daha güçlüydü. Evet, şimdi göstereceğim onlara günlerini. Abicim, biliyor musun? Şehre Grimshake diye biri gelmiş. Böyle mor renkte bir canavara benziyormuş. Parktaki çocuklar bunu bir dövmüş. Arkasına bakmadan kaçmış. Bulursak biz de dövelim oğlum. Eğlediniz biraz. Evet ya, hadi gel şöyle bir etrafı göz atalım. Ondan sonra da onu bulunca da cebinde parası falan vardır. Ne bileyim, milkshake'i vardır. Onları falan çalarız. Hadi gel abicim, onu bulacağız. Hiç merak etme, tamam mı? Bu ne lan? Sen de kimsin canavar? Selam, benim adım Grimshake. Ne Grimshake mi? Oğlum, sen bundan mı bahsediyordun? Yok abi, benim bahsettiğim daha biraz daha ufaktı. Bu biraz büyük geldi bana. Demek beni arıyordunuz. Şimdi görürsünüz siz. Haydar, oğlum kaçsak mı? Yok abi ya, çocuklar bile dövdüyse biz de döveriz yani, öyle değil mi? Ne bileyim, sanki bana biraz büyük geldi bu. Büyük ama güçlü değil, merak etme, hiçbir şey olmaz. Asıl sen göreceksin şimdi Grimshake misin nesin? Evet bakalım, tekrar tanışalım, ben Grimshake. Al bakayım sesini, şimdi göstereceğim size gülücü. Nasıl da sürdürüyorum sizi, al bakayım şurada güle güle. Mahvedin sizi, al bakayım şurada şöyle, hop, şurada şöyle. Bak hala saldırıyor, al bakayım şurada, şimdi görürsünüz siz. Şunu da al bakayım. Tamamdır. Birincisi tamam, ikincisi de
tamam. Serserileri 2.80 yere uzattıktan sonra Grimshake çocuklardan intikam almak için yola koyuldu. Abicim iyi misin? Çok iyiyim Aydar. Ayaklarımı hissetmiyorum. Ne bileyim abi ben ya. Şuna bakar mısın? Levelini yükseltmiş resmen. Of kesin 99 leveldir bu. Sonunda Aqua Park'a geldik. Yaz bitmeden biraz yüzeyim öyle değil mi? Evet bebek asker çok iyi olur. Ya o Grimshake denen sersem yine geyilse? İlk sefer ne yaptıysak yine aynısını yapacağız. Doğru söylüyorsun. Ağzının payını veririz ona. Vay be şu kaydı aklaya bakar mısın ya? Ben el mühünden kayacağım. Çocuklar. He? Bu da kim ya? Grimshake'in sesine de benzemiyor. Ya bir yatma yakında yüzeyi var mı? He? O yavaşı bu ne yan böyle? Selam ben 99 level Grimshake. Bebek asker bununla ilgili bir planın var mı? Üzgünüm ne oymuşsan buna böyle? Galiba şimdi hapı yuttuk. Aynen öyle. Hem parkı hem de aqua parkı artık ele geçiriyorum. Ve sizi de mideme indiriyorum. Oyamaz bu iyi kadaymış. Evet sizi seviyorum. Ben de seviyorum hoşça kayan. Grimshake tam çocukları saldıracağı sırada bir motor sesi duyuldu ve duvar parçalanarak zengin içeriye daldı. Grimshake çocuklardan uzak dur. Olamaz sen nereden çıktın? Yolda gelirken serserilerle karşılaştım. Onları bir güzel pataklamışsın. Ve ardından çocukların yanına gelmişsin. Doğru söylemişler. Döveceğim onları bir de bitireceğim. Sen öyle san. Senin için geliyorum Grimshake. Şimdi göreceksin. Gel bakalım ne yapacaksın ha? Grimshake ile zengin o kadar kötü çarpışmışlardı ki Grimshake binanın çatısına uçtu. Çünkü zenginin motoru elmastan ve çok sağlamdı. Zengin amca teşekkür ederiz. Evet zengin amca sonaydı kurtardın bizi. Evet ya bu bizi çok korkuttu. Tamam çocuklar bugünlük sizin için eğlence yeter. Hepiniz evlerinize gidiyorsunuz tamam mı? Bugün galiba burası biraz tehlikeli olacak. Ulan yine Grimshake olmuştu çünkü yine yenilmişti. Olamaz göstereceğim size gülüşü. Geri döneceğim bu sefer levelimi yine yükselteceğim. Tabii ki de tüm bu olaylardan zarar gören bir kişi daha vardı. Tabii ki de o da Hasan Usta'ydı. Of ya bıktım sizin kavgalarınızdan ya. Sürekli iş çıkarıyorsunuz sonra ben tamir ediyorum. Şuna bakar mısınız ya bütün evleri her yeri delik deşik ettiniz. Böyle olmayacak söyleyeceğim fakir beye. Bana biraz zam yapsın şu hale bakar mısınız ya. Bu arada da Grimshake levelini yükseltmek için başka bir yola başvurmaya karar verdi. Tabii ki bu yolda spor salonuna gitmekti. Çok kaslı ve çok güçlü olmak istiyordu Grimshake. Hoca ile konuşur konuşmaz spora hemen başladı. Çok kaslı ve çok güçlü olmak kararlıydı Grimshake. Bu yüzden her gün çok sıkı çalışarak spor yapmaya başladı. Grimshake sadece spor yaparak gel gelişemeyeceğini biliyordu. Aynı zamanda beslenmesine de dikkat etmek zorundaydı. Amca bunlar taze mi? Tövbe bismillah bu ne? Evet evladım hepsi tazedir bunların. Hangisinden istiyorsun kaç kilo sarayım? Alıyorum hepsini. Hepsini mi? Tamam evladım. Zaman iyice geçmişti. Grimshake de bu geçen zamanda sporunu bir kere bile hiç aksatmamıştı. Ve sonunda 999 level bir Grimshake'e dönüştü. Bu şehrin en kaslısı ve en güçlüsü benim artık. Hepinizden hesap soracağım. Göreceksiniz. Bugün gerçekten çok yorucu bir gündü. En iyisi eve gidip biraz dinleneyim ya. Çok çalıştım bugün. Acaba Barbie ne yemek yaptı? Zengin. Ha, o ses de ne? Ha, olamaz bu da ne böyle? Bu tip ne lan böyle? Sen de kimsin? Beni hatırlamadığını söyleme bana. İyice bak bakayım. Hayır hiç tanıdık gelmiyorsun. Kimsin sen? Söyle çabuk. Yakın zamanda hiç motorla birilerine çarptın mı? Yok çarpmadım. Evet çarpmadım. Hatta şu an motorum tamirde ama kimseye çarpmadım. Bir dakika. Yoksa sen... Evet zengin söyle hadi. Grimshake. Tam karşında. Olamaz sen kaç level oldun böyle? 999.999 level. Hayır şu kaslara bakar mısınız? Evet bakalım hazır mısın zengin? Dur bak konuşarak çözebiliriz. Hayır çözemeyiz. Güle güle. Çok ama çok güçlüyüm. O çocuklara da gününü göstereceğim. Grimshake zengin de patakladıktan sonra tekrardan çocukların peşine düştü. Çabukken çabuk bu taraftan. Hadi acı edin gidiyoruz oğlum çabukken. O ne yan öyle? Eyvahlar oysun. Bu nasıl bir hayatık böyle? Bebek askeri ne yapacağız?
Bilmiyorum, beni her şeyi bana soruyorsunuz. Oyamaz işte yiyor. Ben sanki bunu bir yerden hatırlayacağım ama nereden hatırlayacağımı bir türlü uyamadım. Kim uyan bu? Selam çocuklar. Beni hatırladınız mı? Üzgünüz, hatırlayamadık. Ben hiç hatırlamadım yani ama kendi oyuna gidebilirsin. Ben Grimshake. Ne? Grimshake mi? Uyamaz. Noymuş ya buna böyle. İntikamımı almaya geldim. Artık 9999 demeliyim. Grimshake çocuklara saldırmaya hazırlanıyordu. Ama hesaba katmadığı bir şey vardı. O da Minecraft Fatih ailesiydi. Tam o sırada telefonundan yorumları okuyan Kerem komiser çocukların tehlikede olduğunu anladı ve Grimshake'e bir tuzak kurdu. Şimdi görürsün sen. İşin bitti oğlum senin, hemen şöyle hop al bakayım bakayım füzeyle başa çıkabilecek misin, tamamdır. Uyamaz yaşasın kuytuyu. Kerem amca say. Teşekkürler baba. Evet arkadaşlar, bugünkü hikaye de böyleydi. Gerçekten bizimkilerin başına bugün neler gelmiş ya. Yardımlarınız olmasaydı başları gerçekten büyük bir belaya girecekti çocukların. Neyse bakalım, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay. Evet sayın seyirciler, videomuza hoş geldiniz. Bugün en sevdiğiniz seri olan Daireden Son Çıkan Kazanır oynuyoruz. İlk önce yarışmacılarımızı tanıyalım. Bir tarafta Kemal ve oğlu Kamil, diğer tarafta Fakir ve Kerem komiser ve canavarlarımızdan Grimshake, tabii ki de Titan Televizyon Kafa. Evet sayın seyirciler, kameralar hazır, yarışmacılar da hazır. Şimdi sizce bu yarışmayı kim kazanır? Herkes seçimini hemen şimdi yapmayı unutmasın. Ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bize oy vermeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bize oy verin. Onları dinlemeyin arkadaşlar. Bu yarışmayı biz kazanacağız. Evet Nike'ya Fatih ailesi, bize oy verin. Arkadaşlar size bir sır vereyim. Bu yarışmayı ben kazanacağım. Bu yüzden yoruma Grimshake yazın. Bana oy verin. Yarışmacıları duydunuz. Seçiminizi bir an önce yapın arkadaşlar. Bugünkü yarışma gerçekten çok çekişmeli olacak. Hadi Fakir, başarabilirsiniz. Evet babacığım, başaracaksınız. Kemal, Kamil, sizi tutuyoruz. Evet kazanacaksınız. Evet, iddialı konuşmalar yapıldı. Herkes Minecraft Fatih ailesinden oy da istedi. Videoya like'lar atıldı. Abone olmayanlar da abone oldu. O zaman yarışma başlasın. Kerem komiser, hazır mısın? Evet Fakir, hazırım. Planlarım var ama şimdilik sakin olmalıyız. İlk hamleyi onlardan bekleyelim. Hadi Kamil, yapalım şu işi. Merak etme babacığım, gideceğiz bunaya. Evet o zaman ben başlıyorum. Fakir, Kerem komiser ne kadar da güzel bir gün, öyle değil mi? Boşuna konuşma, seni dinlemeyeceğiz, bizi kandıramayacaksın. Evet seni dinlemeyeceğiz. Dinlemezsiniz dinlemeyin be, Allah Allah. Ya Kemal, senin çok tatlı bir oğlun var, haberin olsun. Teşekkür ederim. Kamil sus, konuşma onunla. Ama babacığım kötü bir şey demiyor ki ya. Sana konuşma dedim. Kamil baba gerçekten çok sertmiş ya. Ben de sana hediye verecektim ama ne yapayım, baban kızar şimdi. Hediye mi? Ne hediyesi? Gerçekten mi? Ben hediyeye bayılıyorum. Kamil. Ya babacığım hediye vereceğim diyor ya, ay ay ya. Neyse Kamil, baban izin vermiyor, yapacak bir şey yok. Ben de sizin evdeki bir odayı bir sürü dondurmalı milkshake de doldurmuştum. Ama üzgünüm ki onları yiyemeyeceksin. Yarışma bitene kadar çoktan erir onlar. Ne? Doyumayı milkshake mi? Bayılayım ben onlara. Kamil sakın aklından geçeni yapma, sakın. Bence de Kamil, baba dediğinde boş ver yani. O güzel milkshake'leri başka birine versem de olur herhalde. Hayır, başka birine ver be. Duy be, duy be. Düşünüyorum. Babacığım bir şey diyeceğim. Ben bir şey yemeye gidiyorum. Çok üzgünüm babacığım. Canım çok çekti. İnanamıyorum sayın seyirciler. Grimshake Kamil'i kandırdı. Ve Kamil yarışmadan eleniyor. Kemal yarışmada tek kaldı. Olamaz olamaz. Grimshake bunu ödeyeceksin. Neredeymiş bu milkshake'ler? Neredeymiş? Hepsini içeceğim. İşte buydu lay. Hemen şuna içmeye başlayayım ben. Şuna bakar mısın? Çok tatlı gözüküyor. Çok tatlı gözüküyor. Gel bakayım buraya. Hemen şu pipetten içeyim. Bu da ne böyle? Hayır oyamaz. Bu ne böyle? Tadı çok kötü. Ama bu milkshake değil ki. Oyamaz. Ya
kilosunu su koymuş içine. Ay, yarışmayı kaybettim. Oğlumun yarışmadan elenmesine sebep oldun. Bunu ödeyeceksin Grimshake. Anlat ne diyorum Kemal? Bu yarışmayı ben kazanacağım oğlum. Sen öylesen. Şimdi sorarım sana. Senin böyle bir şey yapacağını bildiğim için yanımda bir şey getirdim. Hop işte burada. O da yana böyle TNT mi o? Doğru bildin. Hem de senin rengine uygun. Kemal ne yapıyorsun, iyi misin? Hepimizi havaya uçuracaksın. Evet abicim, bu yaptığın çok tehlikeli. Olamaz sayın seyirciler. Yarışmacılardan biri yanında TNT'yi getirmiş. Kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Hayır, yalan söylüyorsun, bunu yapamazsın. Biliyorum, bir laf yapıyorsun, yapamazsın bunu. Beni korkutmak için yapıyorsun. Öyle mi dersin? O zaman korkacağım bir şey yok Grim. Hop işte burada. Hazırsan patlatıyorum. Hayır dur bak, sakin ol lütfen. 3'e kadar sayacağım. 1 2. Anneciğim olamaz, gidiyorum ben. Nereye kaçıyorsun? Bu psikopat çıktı, psikopat. Yine de bunu patlatacağım. Cemal iyice kafayı yedin sen. Kesin sesinizi, al bakalım hop. Geliyor. Hazır mısın Grimshake be? İşte burada. Gördün mü nasıl da kandırdım seni? Seni sersem seni. Tuzağa düştüm. Sayın seyirciler, bu inanılmazdı. Hiç kimse buna inanamadı. Çok akıllıca bir plandı. Kemal zekasını kullanarak Grimshake'i oyun dışı bırakıyor. Fakir, artık bizimle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet Kerem Komiser, bizimle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu televizyon kafa sadece duruyor, hiç konuşmuyor. Bence onu hedef alalım. Tamam ama dikkatli ol. Evet Kemal abi, bu gerçekten çok ama çok akıllıcaydı. Teşekkür ederim Kerem. Nasılsa yarışmayı kazanacağım. Bu tür planlar var bende. Tabii canım tabii. Ama benim merak ettiğim, bu televizyon kafa niye hiç konuşmuyor? Bu yarışmayı kazanamayacağını biliyorsun televizyon kafa. Bu yüzden hemen burayı terk et. Yoksa o sistemlerini bozarım, haberin olsun. Ne diyor lan bu? Bir şeye hazırlanıyor bu galiba. Hayır, bu ses de ne? Olamaz, kulaklarım daha fazla dayanamayacağım. Olamaz sayın seyirciler, ayakta durmakta zorlanıyoruz. Çok büyük bir ses var burada. Hayır, kulaklarım. Kerem Komiser sabret, biraz daha sabret. Olamaz, daha fazla dayanamayacağım. Hayır, çıkıyorum ben. Tamamdır, bitti. Kerem Komiser ne yaptın, yarışmadan elendin. Sayın seyirciler, buna inanamıyorum. Kerem Komiser yarışmadan elendi. Geriye sadece 3 yarışmacı kaldı. Gerçekten inanılmaz bir rekabet var. Evet Kerem Komiser, duygu ve düşüncelerini alalım. Televizyon kafayı tehdit ederek çemberin dışını almaya çalıştım. Ama unuttuğum bir şey vardı. O korkunç titan bir yaratıktı. Çok güçlü, desibeli yüksek ses dalgaları gönderdi. Eğer biraz daha kalsaydım sar olabilirdim. Ben de yarışmadan çıkmaya karar verdim. Çünkü bu sesler dayanılmazdı. Fakiri yalnız bıraktığım için çok üzgünüm. Evet sayın seyirciler, yarışmadan elenen Kerem Komiser'in röportajını dinledik. Şimdi yarışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kemal gördün mü? Titan hoparlör kafa çok ama çok tehlikeli. Şimdilik birlik olmalıyız. Onu ancak öyle yenebiliriz. Doğru söylüyorsun fakir. Merak etme, yeneceğiz onu. Evet Titan hoparlör kafa, hazır mısın? Bende senin için bir şey var. Sistemlerini bozabilecek bir silah. Şimdi görürsün bakalım. Hayır, olamaz. Kemal acele et çabuk. Evet ama kulaklarıma, hayır fakir, dayanamayacağım, bana doğru yapıyor. Kemal lütfen acele etmelisin, yapabilirsin. Yapamıyorum ama, hayır. Olamaz sayın seyirciler, Kemal çok büyük bir acı çekiyor. Hayır fakir, bunu ben yapamayacağım ama sen yapacaksın. Al bunu. Hayır. Çıkıyorum. Kemal ne yaptın sen? İnanamıyorum. Kemal oyundan elendi. Elenirken de silahı fakire bıraktı. Fakirin kazanabilmesi için. Merak etme Kemal, başaracağım. Merak etme Kemal, başaracağım. Seni hoparlör kafa, al bakayım. Titan olma, beni hiç ilgilendirmiyor. Al bakayım, işte böyle başaracağım. Olamaz, işe yarıyor. Hoparlör kafa gerçekten çok rahatsız olmaya başladı. İşte tamamdır, başardım, hoparlör kafa gidiyor. Ben başardım, kazandım.
Sayın seyirciler, yarışmayı kazanan fakir oluyor. İnanamıyorum, müthiş bir yarışmaydı. Tebrik ederim fakir, yarışmayı kazandın. Teşekkür ederim Kemal. Fakir bey, evet yarışmayı siz kazandınız. Ödülünüz sandıkta. Kazandığınız ödül bir sandık dolusu elmas oluyor. Çok teşekkür ederim sunucu bey. Lütfen bizimle bir röportaja katılır mısınız? Tabii ki de katılırım hemen. Evet fakir bey, o kadar kişi arasında yarışmayı kazandınız. Ne düşünüyorsunuz? Buradaki herkese geldikleri için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarışmayı kazandığım için çok mutluyum. Ama üzülerek söylüyorum ki bu ödülü kabul edemem. Ne? Ama niye fakir bey? Çünkü bu yarışmayı tek başıma kazanmadım. Kerem komiser ve Kemal'in fedakarlıkları olmasaydı asla başaramazdım. Bu yüzden ödülümü onlarla paylaşmak istiyorum. Aksi takdirde ödülü almayı reddedeceğim. Bu gerçekten inanılmaz bir hareket fakir bey. Sizi gönülden kutluyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler sunucu bey. Ayrıca Minecraft Fatih ailesine de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı asla başaramazdık. Evet sayın seyirciler, fakir beyden duygusal bir konuşma geldi ve hepimizi duygulandırdı. Umarım siz de programımızı ve videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın, güle güle arkadaşlar. Bye bye.